Garibanlık Kokan bu seferki bölümde Yusuf'la birlikte iPhone 6 ve 6S hakkında konuşacağız. Daha önceden iPhone 6S alınır mı için 2020 yılında bir video hazırlamıştım. Ve beklediğimin aksine çok fazla insanın hala 6 sene önce çıkan bu ürüne ilgi gösterdiğini gördüm. Aynı şekilde yorumların altında şurada dikkatimi çekti. Çok fazla insan ya tamam hani 6S aldık, 6 alınır mı? İşte abi bunu geçen sene çekmiştin, 2021 oldu, bu sene alınır mı? Gibi yorumlar yapıyordu ve biraz da daha çok mobil oyuna yönelik yorumlar vardı. Mobil oyunculuk kısmı bende olmadığı için hem de bu videoyu sadece 6S kalıbından çıkartıp biraz da 6 ile harmanlamak istedik. Çünkü biliyorsunuz iPhone 6'nın yazılım desteği de kesildi. Onun için böyle ufak bir sohbet halinde hem 2021 yılında iPhone 6 ve 6S gibi cihazlar alınır mı? Bu cihazları alacaksanız nasıl bir performans beklemelisiniz? Size ne sunacaklar? Ve diyelim ki aldığınız bu cihazları daha ne kadar süre kullanabileceksiniz? Bunun gibi detaylardan bahsedeceğiz. Öyle ufak keyifli bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Daha önceki videoyu izlediyseniz bildiğiniz üzere ben iPhone 6S kullanıyorum. Yusuf da iPhone 6 kullanıyor. Önce işe biraz performans yorumlarından başlayalım. Tabii 6S'i zaten daha önceden bahsettiğim için çok büyük bir şey değişmedi bu arada son 1 yıl içerisinde 6S arasında. Ama 6 da değişti. 6 artık yazılım desteğini kaybetti. Şimdi 6'nın performansından şahsen sen memnun musun? Hatta ondan önce 6'yı nasıl kullanıyorsun? Yani telefonda ne yapıyorsun? Şimdi öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Ben iPhone 6'ya geçmeden önce zaten şu anda abimin sahip olduğu iPhone 6S'i kullanıyordum. Şunu söyleyebilirim en baştan. iPhone 6S ile ben arasında neredeyse hiçbir fark hissetmedim. iPhone 6S'i nasıl kullanıyorsam iPhone 6'yı da aynı şekilde kullanabildim. Yani evet, yine daha önceki videoda bahsetmiştim. Ben iPhone 7 Plus kullanıyordum. İşte sonra 7 Plus'ı babama hediye ettim. Oradan benim AirPods'larla çalışmadığı için ben Yusuf'un 6S'ini aldım. Orada bir telefon üçgeni oluştu. Aşçı uşağı uşak aşçıya durumu oldu bizde. Ama Yusuf onun öncesinde de 6S kullanıyordu ki bu çok çok daha iyi bir şey. Yani 6S ile 6'nın arasındaki farkı da size benden çok daha net açıklayabilir. Çünkü ben iPhone 6 hiç kullanmadım. Yani 6 sene önce de satın aldığımda ben yine 6S modelini satın almıştım. iPhone 6 modelini hiç kullanmamıştım. Şimdi iki cihaz arasında fark olmadığını söyledin. Evet, peki performans olarak şunu diyebilirim. Hiçbir fark neredeyse hissetmedim gerçekten. Oyun oynayacağın zaman orta ayarlarda değil de düşük ayarlarda veya yüksek ayarlarda değil de orta ayarlarda oynamayı kabul ediyorsanız gerçekten hiçbir sorun yok. Birebir aynı alet. Şimdi mesela ben iPhone 6S kullanırken tamamen bir dijital minimalist olarak olaya yaklaşıyorum. Telefonumda mail, Facebook, Instagram vesaire gibi uygulamalar dahi yok. Telefonum sadece telefon, navigasyon, WhatsApp, işte bir de bunun yanı sıra hafta sonları indirip sildiğim bir YouTube uygulaması var. Bunun dışında telefonu kullanmıyorum. Haliyle durum böyle olunca benim gün içerisinde telefon elime pek de geçmiyor. Çünkü bakacak bir şey yok zaten o telefonu bu hale getirdiğinizde. Ben biraz kör topal haline getiriyorum. Ve bu haliyle son batarya değişiminden sonra daha önceki videoyu çektiğimde bataryasını değiştirmemiştim ve performansı gerçekten rezaletti. Günde 5-6 defa şarj edip yine de akşam hani böyle şarjım yok şekilde yatağa girmek durumunda kalıyordum. Bataryayı değiştirdikten sonra bendeki durum şuna döndü. Artık ben sabah telefonumu şarjdan alıyorum ve akşam yatarken telefonumu şarja takıyorum. Ama bu benim yaptığım kullanım çok yaygın bir kullanım değil. Yani eminim ki birçok kullanıcı cihazına işte sosyal medya uygulamalarını yükleyecektir, mail yükleyecektir. Ve bunun gibi uygulamaları yüklediğinizde de biliyorsunuz bu uygulamalar sürekli bildirimler aracılığıyla size bana bak, işte beni kontrol et gibi uyarılarda bulunuyor. Hiç oyun yüklemeseniz bile böyle bir kullanım yaptığınızda eski bataryayla günü çıkartmanız çok zor. Yeni bataryayla da evet belki günü çıkartacaksınız ama benim kullandığım gibi kullanmadığınız için muhtemelen akşam üstüne doğru bir kere daha şarj etmeniz gerekecek. Şimdi mesela senin şarj durumun ne? Benim kullanımım senden daha farklı. Bu arada Yusuf iPhone 6 kullanıyor. Ben 6S kullanıyorum. Bende sosyal medya uygulamaları da var, mail de var. Hatta içinde oyun dahi var. Şöyle iki bölüme ayırabilirim. Çalışmaya başlamadan öncesi ve başladıktan sonrası olarak. Çalışmaya başlamadan önce telefonu daha çok aslında bir oyun konsolu olarak kullanıyordum. Hani boş kaldığım zamanlarda oyun oynayabileceğim, zaman geçirebileceğim, eğlenebileceğim bir araç olarak. Ki birçok insanın yaptığı gibi. O zamanlarda şarjım çok daha az gidiyordu. Hatta
şarja takıp oynamak zorunda kalıyordum birçoğu zaman çünkü şarjım bitiyordu. Instagram, WhatsApp, klasik çok bilinen PUBG, LoL gibi oyunları oynuyordum zaten. Ve günde 3 defa falan şarja taktığım oluyordu çok oynadığım zamanlarda. Şu anda ise daha az takılıyorum o sosyal medyalarda veya oyunlarda. Ve bu yüzden işte sabah bir kere taktıktan sonra genelde akşam yatarken veya sabah kalkınca takmam yeterli oluyor. Yani günde 1'e düşürebiliyorsun. Daha az oyun oynadığım veya sosyal medyada takıldığımda. Özetle şunu söyleyebiliriz. 2, 6 ve 6S kullanıcısı olarak ve en az birkaç sene bu cihazların elimizde de durduğunu da düşünürsek... Şunu da söylemek istiyorum. Abimin bataryası yeni değiştirildi ama benimkisi alındığından beri hiç değiştirilmedi. Yani eskimeye de başlamış bir batarya. Pil yüzdesi kaç şu an? Sanırım 90-85 o civarlarda bir şey. Yani düşmeye başladı artık. Eksikliğini hissettirmeye başladı. Ona rağmen çok kötü durumda diyemem. Yani eğer hafif kullanımla geçiyorsa gününüz, işte oyun oynayayım, sosyal medyada, hani sosyal medya evet kullanmak var. Yani saatte bir defa giriyorsanız ayrı, saatte 5 defa giriyorsanız ayrı. İşte sadece girip böyle bir haber akışını inceleyip bırakıyorsanız o ayrı. İşte orada sürekli video izleyip o keşfete boğuluyorsanız o ayrı. Yani hafif kullanımda bir kullanıcının kesinlikle pil performansı bir gününü çıkartıyor. Tabi burada sizin cihazınız çok önemli. Bizim Yusuf'un kullandığı 6'yı biz 0 aldık. 6S'i de zaten ben daha önceden swap olmuştu. Değişimden gelmişti. Evet. 0'dı. Ona rağmen mesela 6S'i Yusuf çok zorladığı için pili cortladı. 6S'i kullandığım zamanlarda çalışmıyordum ve haliyle deli gibi enerji yani pilleri kullanıyordum yani. Bol bol oyun oynuyordum. O yüzden bataryasını bayağı harcamıştım. O zamanlar bir oyun bilgisayarı da olmadığı için yedek oyun konsolu göreviyle iPhone 6S'im benim bayağı bir yıpratmıştı Yusuf. Ben mesela bataryasını değiştirene kadar mutlaka böyle bir şey, bir prize bağımlılık durumu vardı ama bataryayı değiştikten sonra bu ortadan kalktı. Tabii cihazınızın kondisyonu, batarya kondisyonu çok önemli çünkü bu cihazlar 5 sene, 6 sene önce üretilen cihazlar. Yani eğer hiç bataryanız değiştirilmemişse, içerisindeki orijinal bataryanın olmasa size çok da büyük bir performans sunacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bir yerde durup 6 sene bekleyen bir batarya artık zaten ömrünü belirli bir oranda tamamlıyor ki lityum iyon dediğimiz piller sürekli kullanılmak üzere tasarlanan piller. Sana bir şey demedim Siricim. Yok senin hiç... 5 saniye. Senin hiç alakası yok konunun. Yani dolayısıyla siz o telefonu kenarda tutsanız, hiç çalıştırmasanız bile o telefona yaptığınız çok da büyük bir iyilik olmuyor. Yani onun performansı artık yarı yarıya düşmüş oluyor. Eğer böyle bir cihaz satın alacaksanız ilk başta bir kere en azından bir 150-350 lira arasında bir batarya değişim topunu kendinize hazırlayın. Yani ya işte bu telefonu alıyorum ama çünkü daha önceki sahibi değiştirmiş olabilir. Sıfır alıyorsanız bile dediğim gibi 5-6 senelik bir cihaz. Yani çok da büyük bir batarya performansı sunmayacaktır size. Onu mutlaka bir yerde değiştirmeniz gerekiyor. Zaten siz de hissediyorsunuz değiştirmeniz gerektiğini. Şimdi biraz işin oyun tarafına da değinmek istiyorum. Çünkü bana gelen yorumlarda hep şey var. İşte abi PUBG oynayabilir miyim? Abi LoL oynayabilir miyim? Yani videoda ben üstüne basa basa söyledim. Mobil oyunlarla benim hiç alakam yok. Tek alakam benim bir mobil oyun şirketinde çalışıyor olmam. Onun dışında hiçbir alakam yok. Onun için Yusuf'tan ufak bir test istedim. iPhone 6 ile sizin için PUBG oynadı. Ve deneyimlerini aktaracak yani, bize. Ayarlara girdiğimde ne yazık ki telefonumun eski olmasından dolayı düşük ayarların üstünde oynatmıyordu. Yani medium'a çıkartma gibi bir şans vermedi. Yoksa onları da denemeyi düşünüyordum. Düşük ve performans modu açıktı sanırım sadece. Ve ikisinde de denedim. Açıkçası pek bir fark göremedim. İkisinde de neredeyse aynı hızda oynayabiliyordum. Telefonumdan dolayı her şey düşüyor aldı tabii ama düşük olan her şeyin en yükseğine çıkarttım ve öyle denedim. O açıkçası oldukça akıcıydı. Tek sıkıntı birinci oyundan sonra arka arkaya oynayacak olduğunuzda haliyle artık alet ısınıyor. Onun dışında şarjı da oldukça güzel yediğini söyleyebilirim ama bunda benim bataryamın da artık eskimiş olmasının tadını hissediyorum. Tabii miadı dolmuş bir batarya ile kullanıyorsun. Peki PUBG dışında senin hala telefonda kullandığın bir mobil oyun var mı?
Onun performansından bize bahsedebiliriz. PUBG dışında şu an League of Legends Wild Rift oynuyorum. Onda da sanırım alabileceğim en yüksek ayarları aldığımda oldukça akıcı bir şekilde oynayabiliyordum. Hiçbir sıkıntı görmemiştim. İlginç bir şekilde hiç ısınma da yaşanmıştım. Arka arkaya 3 oyun falan oynadığımda ancak 4. oyunda sıcaklığını hissetmeye başlıyordum. Onun öncesinde hiç elime sıcaklık gelmemişti. Peki daha önceden sen benim kullandığım 6S'i kullanıyordun. 6S'le PUBG ve benzeri oyunlar oynadın mı? Evet. Onlarda ne oldu durum? Onlarda neydi? O 6 ile 6S'in arasındaki kıyası yapabilir misin? League of Legends, Wild Rift daha o zamanlar çıkmamış olduğu için haliyle 6S'te Wild Rift'te oynayamadım. Ama PUBG o zamanlar özellikle süper popüler olduğu için haliyle oynadım. Orada da yine medium high arasında, medium ve yüksek ayarlar arasında akıcı oynayabildiğimi hatırlıyorum. Ama yani yine orada da telefonun bol bol ısındığını hatırlıyorum. Abimin değiştirmek zorunda olduğu bataryanın çoğunu ben muhtemelen PUBG'de yakmış olabilirim. Şarj performansından bahsettik, oyun performansından bahsettik. Biraz da işte asıl benim o videoda hitap ettiğim kullanıcılar. Hani ben oyun oynamıyorum. İşte efendime söyleyeyim, böyle sosyal medyada kullanıyorum ama çok büyük sosyal medyada da böyle bir fink atma durumum yok. Yani ben çok daha basit bir kullanıcıyım. Benim çok büyük bir bütçem de yok. Cepte mangır yok. Ben bu cihazı alsam ne olur? Veya işte param yetmiyor, 6'yı alsam ne olur? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi en önemlisi yazılım desteği. Biliyorsunuz iPhone 6'nın yazılım desteği durdu. Yazılım desteği durduktan bir sene sonraya kadar hep Yusuf kullandı. Hala da kullanmaya devam ediyor. Yani bir senedir bu adam yine iOS sürümünden mahrum bir şekilde bu cihazı kullanıyor. Sence yeni iOS sürümünü alamamak bir iPhone 6 kullanıcısı olarak sen çok büyük bir yoksunluk hissettiriyor mu? Ya elin ayağın titriyor mu? Of işte iOS 14'ü alamadım ben bugün diye. Oluyor musun yani? Yani bunu alsam ne değişecekti aslında? Bunu bilebilmem için alabilmiş olmam gerekirdi. Hiç alamadığım için haliyle bunun eksikliği... Cehalet mutluluk durumu diyorsun. Bunun eksikliği nasıl bir şey bilemiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Yani gelmedi ve ben hay Allah telefon değiştireyim işte iOS 14 alabilmiş olan bir tane alayım kafasına hiç girmedim yani. Şu andaki telefonum bana fazlasıyla yetiyor günlük kullanımda. Çünkü mesela ben şöyle kamerayı göstersem şimdi biraz şeyi dağıtacağım ama şu widget olayını odaklıyor mu? Odaklamıyor. Odaklamadı. Şu widget olayını mesela ben seviyorum şahsen. Benim kullandığım Thinkstory diye bir uygulama var. Günlük yapılacaklar listelerimi. Oradan mesela sadece kişisel yapılacak listemi sürekli ana ekranda tutuyor. Bu güzel. İşte telefonu böyle bir ekranına açtığım zaman ekstradan bir uygulamaya girmekten beni kurtarıyor. Ama kendime empati yapıyorum. Mesela bugün elimden birisi iPhone 6S'i alsa, elime iPhone 6 veriyor olsa, yani iOS 14'ü almıyor olsa, bu hayatımda çok da büyük olarak bir şey değiştirmezdi. Yani elim ayağım titremezdi iOS 14'ü almıyorum diye. Çünkü zaten performans namına artık bu cihazlar böyle çok yüksek beklentilerinizin olabileceği cihazlar değil. Ama hala çok iyi cihazlar. Yani birçok zamanın Android amiral gemisiyle karşılaştırdığınızda o gemiler battı arkadaşlar. Yani onlar yok artık piyasada. Bunlar en azından hala piyasadalar. Maalesef komik rakamlara satılıyorlar. Kesinlikle. Hani artık bu cihazların ederi bu değil. Yani şu cihazı artık siz 300 liraya 400 liraya satın alabiliyor olmanız lazım. Hala sıfırını internette bulabiliyorum. Hatta hurda halinde hani yedek parça olarak satılanı bile 300-400 liralara satılmıyor. Tabii bunlar komik rakamlar. Yani yeni cihazların fiyatlarına bakıyorsunuz artık onlar da çok yüksek. Evet. Yani bunu almayıp da ne yapacaksın? Yani işim görülsün, ben böyle daha basit işlerin adamıyım diyorsanız, benim gibi ki ben bunu söylüyorum. Kamerayla da öyle pek bir işim olmuyor. Yine tabii fotoğraf çekiyoruz, böyle tost makinesinden hallice bir kameramız var. Yeni cihazlardaki teknolojiler yok. Ama öyle çok da şey yapmıyor. Yazılım desteğinin vesairenin olmaması hani dünyayı çok değiştirmiyor sizin için. Onu söyleyebilirim. Sadece, en azından benim için hiçbir şey değiştirmiyor. Tabii tabii ikimiz için de değiştirmiyor yani. Buyurun sosyal medya kullanan adam. Yani sosyal medyayı 6S'te de olsa kullanıyorsun, 6'da da olsa kullanıyorsun. Hani belki yine o da oyunda grafik işlemcisi, telefonun işlemcisi biraz ufak bir performans farkı yaratacak ama yani şey hepten fark etmiyor. Yani onun için öyle 6'yı aldık ama işte abi yazılım desteği yok hani ne olacak durumu çok da büyük bir sorun değil. Ama
Biraz bu 6 ve 6S'in spesifik olarak geleceğinden bahsetmek istiyorum. 2021 bu cihazlar için yolun sonu mu? Bu cihazlar hala alınır mı? Diye bize soran arkadaşlara da biraz deneyimlerimizi aktararak kafalarındaki soru işaretlerine gidermek istiyorum. Yazılım desteği iki türlü kesilir. Birincisi bu cihazın üreticisi olan Apple'ın iOS desteğini kesmesi. İkincisi de yazılım geliştiricilerinin artık kendi yazılımları için desteğini kesmesi. Bu mesele nedir? Bunun en büyük örneği WhatsApp. Şimdi gidip bir iPhone 4 aldığında o iPhone 4'te artık hiçbir şey açamıyorsun. Neden? Çünkü WhatsApp'ı yüklemek istediğinde sana diyor ki yok hop kardeşim ben bunun için şeyi kapattım. Tezgahı kapattım. Bunun pazarı kapandı. Şimdi haliyle iPhone 4'ü aldığında iOS güncellemelerini alamıyorsun ama aynı zamanda güncel mobil uygulamaları da kullanamıyorsun. Evet. Ve buna bildiğim kadarıyla Instagram, Facebook gibi uygulamalar da dahil. Yani onların da bir minimum değerleri var. Eğer iOS bir cihazdan App Store'a girerseniz zaten minimum hangi iOS işletim sistemi gerektirdiğini görebilirsiniz. Hani almadan önce bir kontrol yapabilirsiniz isterseniz bir yakınınızdan. Şimdi 6S'de durum yine biraz daha parlak ama işte en son 2021'in başına girdiğinde WhatsApp tekrardan böyle bir eski cihazlara yönelik kıyım yaptı. Artık 6 topun önündeki bir sonraki cihaz. Yani zaten Apple bu cihaz için yazılım desteğini kesti. 2 sene içerisinde işte başta WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi popüler uygulamalar olmak üzere uygulama geliştiricileri de desteğini kesecek. İşte o zaman siz minimum işletim sistemi gereksinimi olarak iOS 14'ü isteyen hiçbir uygulamayı cihazınıza kullanamayacaksınız ve eski uygulamalarını da kullanamayacaksınız. Yani tamam ben en yeni WhatsApp olsun evet. İstemiyorum. Zaten sıkıntı oradan sonra başlıyor. Yani yeni gelen özellikleri kullanmana izin vermiyor ama eski olanların da kullanmana izin vermediği zaman tuşlu telefona dönüyor aslında. Evet. Bunu da uygulama geliştiricileri neden yapıyor? İkimiz de bir mobil oyun şirketinde çalıştığımız için biraz buradaki altyapıdan bahsedeyim. Her yeni İşletim sistemi sürümünün çıkmasıyla birlikte aslında kaynak kodda bazı değişiklikler yapılıyor ve bu değişiklikler genellikle işletim sisteminin daha yeni çıkan cihazlara optimize hale getirmek, onlarda daha yüksek performansla çalıştırmak için yapılıyor. Mesela Metal dediğimiz o popüler güncelleme bunlardan biridir. Eski cihazda o optimizasyonu yakalayabilecek donanım teknolojisi yok. Hal böyle olunca ne oluyor? Adam diyor ki tamam hani ben artık bu cihazda şey yapamam. İleriye götüremiyorum ama öteki cihazları da geri bırakmak zorunda kalıyorum. Bu eski cihazlardan kurtulamadığım için. Ondan dolayı işletim sistemleri güncelleniyor. İşte aynı şekilde yazılım geliştiricisi diyor ki benim artık diyor uygulamamın daha yüksek performansla çalışması için benim bu kaynak kodu yeni işletim sistemine göre optimize etmem gerekiyordu. Yani iPhone 6'nın geleceği biraz topun ucunda. Hala alınır mı? Evet alınır. Eğer makul bir fiyattan satın alabiliyorsanız neden olmasın? Ama maksimum sence ne kadar kullanılabilir? Sen ne düşünüyorsun bizzat bir 6 kullanıcısı olarak? Aynı senin dediğin gibi şu an topun ağzında olduğunu biliyorum. iPhone 6'dan tüm destek kesildiği zaman halen yeni bir telefon almayı düşüneceğim. iPhone 6'yı da kötü bir gün olur işte bir telefon kırılır, bozulur bir şey olursa diye kenara koyacağım. Aynı tuşlu telefon mantığında bir şey olursa kullanmak için. Peki sence 2 sene bugün iPhone 6 alan biri 2 sene daha bu cihazı kullanabilecek midir? Yani 2021'de ben gittim iPhone 6 aldım. Ben 2023'ü, hedef 2023, 2023 ben bu cihazla geçirebilecek miyim sence? Yani 3 sene öncekiyle aynı performansı alıyorum ben aslında. Benim için uygulamalar bazında bir şey değiştiğini en azından ben kendi gözümde hissetmiyorum. Değiştiyse de o değişen kısım benim için o kadar da fark etmeyen bir özellik oldu. Evet çok da o need dediğimiz bölümde yer almıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bugün alınır mı? Uygun bir fiyattan bulursunuz gerçekten. Evet alınabilir ama daha az topun ucunda olan bir telefon bakmak da bence daha mantıklı. Çünkü burada da zaten devreye 6S giriyor. Kesinlikle. Çünkü 6 ile 6S arasında bir sene fark var. Yani 6 çıktıktan bir sene sonra yani en çıktı. Azından bilebilirsiniz ki iPhone 6 patlasa da 6S için daha en azından bir sene daha zaman var. Yani bir sene daha geç elinizdeki cihaz çöp olacak. S modellerinde hep olduğu gibi. Ben yıllardır hani Apple ekosisteminde yer alan ve özellikle iPhone kullanan biri olarak geçmişe dayalı deneyimime bağlı olarak şunu söyleyebilirim. Bugün iPhone 6 aldığınızda bu cihazın maksimum yazılım destekleriyle vesaire uğraşmadan 1,5-2 sene kadar kullanabileceksiniz. Ki WhatsApp size komik olmayan bir şaka yaparsa
muhtemelen 2022'de bu telefonu çöpe ayırmak zorunda kalacaksınız. Aslında işte iPhone 6'yı böyle YouTube yorumlarında önermememin nedeni de bu biraz. Yani evet hala bugün iş görüyor ama şimdi bugün alacaksınız. 2022'de WhatsApp fişini çekerse bu uygulama için, WhatsApp'ın çekmesiyle birlikte diğer uygulamalar da patır patır çekmeye başlıyor. Veya işte bir majör güncelleme olursa kesinlikle bu uygulamaları cihazınızda kullanamayacaksınız. Dolayısıyla tuşlu telefondan hiçbir farkı olmayacak. 6S'in geleceği için de şunu söyleyebilirim. Hala 6S'i kullanıyorum ve evet önümüzdeki sene, yani bu senenin içerisinde artık yazılım desteği kesilecektir. Bir sonraki gelen büyük iOS güncellemesini alamayacak. Aynı 6'daki durum olacak. Yani 6'yı bu sene, geçtiğimiz sene kestiler. İşte bu sene 6 kullanılabiliyor. Önümüzdeki senenin başına kadar veya işte sonuna kadar kullanılabilecek. 6S için de aynı şey olacak. Bu sene kesilse bile kesildikten sonra 2 sene daha en iyi ihtimalle, bunlar tabii sadece tahmin, en iyi ihtimalle 2 sene daha kullanabiliyor olacaksınız. Pek de gündelik hayatınızda bir şey aksatmadan. O açıdan baktığınızda 6 mı 6S mi? 6S biraz daha önde bir cihaz. Evet. Yani en azından elinizden daha geç düşeceğinin garantisi verilebiliyor. 6'dan 6S'i soranlar var. Bir de 6 6S mi yoksa bir tık daha üst mü? Bir kez bu sorunun bir sonu yok. Yani abi 6S koy, alacağım üstüne şu kadar daha koyup bunu alayım mı? İşte üstüne ne kadar koyduğunuza bağlı. Üstüne 6 milyar daha koyun, iPhone 12 alın. Yani üstüne ne kadar koyabiliyorsunuz o ayrı bir mevzu. Çok basit ihtiyaçlarınız varsa, telefonda oyun vesaire sizin için çok çok öncelikli değilse, kameranın ortalama bir performans sağlaması, yeni teknolojiler kadar güzel kameranın cihazınızda var olmaması sizi çok da mutsuz etmeyecekse, iPhone 6 yerine iPhone 6S'e yönelmenizi tercih ederim. Çünkü en azından bu cihaza daha bir 2 sene garanti kullanılacak gibi bir durumdasınız. Bunun üzerinde bir şey almanızı sadece şu şartlarda önerebilirim. Yani abi ben oyun oynayacağım ama işte örneğin PUBG. Yani 6S'te veya 6'da sen belli bir yere kadar açabiliyorsun. Aynen. Zaten istesen de üstüne FPS düşüşü olduğu için vermiyor bildiğim aynen kadarıyla. Hani eğer böyle bir durumun varsa evet, o zaman sen gidip 6S alma, 7, 7 Plus, 8 hatta alabiliyorsan X veya XS'e yönel. Ama bunlardan biri yoksa ve telefon, yani telefona uhuyla bağlanmış gibi yaşamıyorsanız benim gibi, o zaman 6S daha size 2 sene 3 sene çok çok rahat hizmet edecek. Dediğimiz gibi 6'nın durumu biraz çetrefilli, yani onu tam böyle bir tahmin yapmak o konuda mümkün değil. 6S'in üzerine de eğer böyle çok daha minimal ihtiyaçlarınız varsa ama işte hani aradaki fark da küçük diyorsanız 7, 7 Plus. İşte biraz daha param var elimde diyorsanız o zaman 8 veya XS gibi modellerden birini düşünebilirsiniz. Geçenlerde mesela aynı videonun yorumlarında bir 7 ile arasındaki fark 500 lira. Hani 500 lira daha verip 7'ye geçeyim mi? 500 lira bence 7'ye geçmek için çok daha yani iyi bir fiyat. Yani çok daha makul, çünkü yani 7'nin desteği de gerçi 6S'de aynı zamanda kesilebilir ama en azından donanımlarını göz önüne aldığında daha güçlü. Uygulama destekleri biraz daha uzun sürecektir. Yani 6S ile 7'nin işletim sistemiyle uygulama desteği aynı şey değil. Bence o biraz daha önde olacaktır. O da daha yeni bir cihaz almanızı geciktirmek için bence güzel bir seçim olacak. Kesinlikle. Bunun dışında zaten buradaki konuştuğumuz başlıkların hepsini ben o videonun altındaki sorulardan topladım. Özellikle yorum yapan arkadaşlar, işte bakın sorunuz var mı? Hani biz işte 2021 oldu, hala sorular geliyor. İşte yeni bir şey yapacağız diye. Bir de çok ufaktan bir kıyas mevzusuna değinmek istiyorum. Arkadaşlar yorumlarda her gün 4-5 tane yorum geliyor. Abi işte yok mi bilmem ne mi yoksa iPhone 6S mi? İşte iPhone dışındaki farklı bir cihazda yaptığınız kıyaslamalarda benim size yardımcı olmam pek mümkün değil. Çünkü onları kullanmadım. Bir de yani bu aslında elma ile armutu kıyaslamak. Tabii tabii. İkisinin işletim sistemi tamamen farklı. Yani, ve size verebilecekleri şeyler de tamamen öyle farklı. Öyle öyle. Bir, yani biri araba, biri kamyonet. İkisinin kullanım amacı farklı gibi düşünün. Evet ikisi de telefon ama ikisi başka dünyaların insanı. Kesinlikle. Yani biri iOS'i kullanıyor, biri Android'i kullanıyor. Ben Android'i o kadar az kullandım ki yani toplasanız ömrü hayatım öyle 3 ay ben Android telefon kullanmışımdır. Ben Android'i iPhone'dan önce kullandım ve zaten o yüzden bu kadar net bir şekilde söyleyebiliyorum. Gerçekten ikisi de süper ayrı aletler, yani aslında Android bir aleti iOS bir aletle kıyaslamak o konuda birazcık
saçma oluyor. Yani sizin ne beklediğiniz önemli. Şimdi ben diyeceğim ki evet kardeşim iPhone daha iyi, sen git iPhone al. Sen yıllarca Android ekosisteminde yer almış biriysen, aldığın iPhone en yeni teknolojilerle bezenmiş o son çıkan iPhone'lardan biri değil. Artık yani Avrupa'nın çöplüğü, öyle diyeyim sana. Hiç kimsenin kullanmadığı veya çekmecesinde bir gün aman işte telefonum bozulur da hani o zaman hemen yeni bir cihaz almayayım diye tuttuğu bir cihaz. Apple'ın ürünleri biraz daha pahalı olduğu için genellikle daha düşük performanslı ama yeni cihazlarla kıyaslıyorlar. İşte o cihazları böyle hızlıdan Google'luyorum falan. İşte bakıyorum işte işlemcileri daha iyi, pil kapasiteleri daha yüksek vesaire. O cihazların ikisini kullanmamış birinin iki cihaz arasında bir kıyas yapması ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Android'i kullanmamış birinin ne kadar kıyas yapması doğru onu daha da hiç bilmiyorum. Sadece ben şunu görüyorum. Mesela atıyorum ben 6 aldım, 6S aldım. Biz o cihazları 4 sene, 5 sene kullanırken Android cihaz alan arkadaşlar 2. senede, 3. senede o cihazlarını emekliye ayırıyorlar. Şimdi burada güzel bir avantajım var. iPhone hala kullanılabilir. Evet uzatmaları oynuyor ama hala devam edebiliyor. iPhone'la ilgili kıyaslamaları da soru soracaksınız. Evet olabildiğince yanıtlamaya çalışırım. Ama Android ile ilgili bir şey yaptığınızda ben sizin telefonu nasıl kullandığınızı bilmiyorum. Bir tavsiye verip sizi tamamen yanlış yönlendirmek veya paranızın çöp olmasını istemem. Onun için olabildiğince iPhone ile ilgili kıyaslamaları, ki zaten hepsine videoda bolca değindik ama yine hani burada değinmeyi unuttuğumuz mutlaka birçok şey vardır. Onlardan bahsederseniz evet. Yani biz onları da yanıtlarız. Yine iPhone 6 ile ilgili sorularınız varsa onun için de zaten en yakındaki gözlüğüm Yusuf burada. O da sizin görüşünüzü netleştirebilir. Artık öğrendim hala şey çıkacak işte bir gelip abi hala işte alınır mı 2021'de? Arkadaşlar alıp almamak para sizin, karar sizin, tercih sizin. Tamamen size kalmış. Biz sadece 6 ve 6S kullanıcısı olarak işte nelere dikkat edebilirsiniz? Biz neler yaşadık? Biz neler yaşadık, neler yaşıyoruz veya biz bu cihazları daha ne kadar süre kullanacağız veya kullanabileceğimizi öngörüyoruz. Bunlardan bahsediyoruz. Artık kendi içler dışlar çarpımınızı toplamınızı yaparsanız. Orası da size kalmış. Orası da size kalmış. Standart kapanışımı da yapayım. Her zaman olduğu gibi eğer bunun gibi yeni yakın gözlü içerikleri veya diğer teknoloji içerikleri yayınlandığında anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoyu faydalı bulduysanız YouTube'un algoritmasını kandırmamız ve bu bilgileri daha çok insana ulaştırmamıza yardımcı olmanız için aşağıdaki beğen tuşuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.